Buna göre Türk İnkılabı hakkında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Türk İnkılabı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yaşam standartlarını ve ekonomik refah düzeylerini yükseltmek, ayrıca vatandaşlar arasında eşitliği sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Arkadaşlar yaşam standartlarını yükseltmek ve refahı sağlamak nasıl devletlerin görevidir? sosyal devletlerin görevidir değil mi? Çünkü sosyal devlette ne vardır? Vatandaşın ihtiyaçlarının karşılanması vardır. Eşitliği sağlayan ise hangi ilke olacak? Tabii ki halkçılık olacak arkadaşlar. Şimdi buna göre bakalım şıklarımıza. Yönetimde aile hakimiyetine son vererek demokratik yönetimi hakim kılmıştır. Hayır arkadaşlar burada cumhuriyetten bahsedilmiyor. Burada anlatılan cumhuriyet yönetimidir. Yukarıda ise bundan bahsedilmemiş. Türk vatandaşlarının kanunlar önünde eşitliğini sağlamıştır. Sadece eşitlikten bahsedilmiyor arkadaşlar. Halkçılık ve sosyal devlet ilkeleri doğrultusunda şekillenmiştir diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Sömürgecilik ve diktatörlük karşısında bir halk savaşı olarak gerçekleştirilmiştir. Hayır arkadaşlar dünya milletlerine örnek olarak evrensel bir niseli kazanmıştır. Yukarıda bundan da bahsedilmiyor. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Anayasa ile ilgili bu inkılabın durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir. 1928'de anayasada yer alan İslam dinine aykırı kanun yapılamaz, devletin dini İslam'dır gibi hükümler anayasadan çıkarılmıştır. Bakalım arkadaşlar, saltanatın ve hilafetin kaldırılması 1928'e geldiğimizde zaten saltanat ve hilafet kaldırılmıştı. O yüzden birinci öncül olmaz arkadaşlar. Türkiye'nin laikleşmesinin hızlanması olur mu? Tabii ki olur çünkü din ve devlet işleri Gördüğünüz gibi birbirinden ayrılmış. Hukuk sisteminin akılcılık ve bilimsellik doğrultusunda şekillenmesi, bakın İslam dinine aykırı kanun yapılamaz kısmı çıkarıldığından dolayı akılcılık ve bilimsellik ortaya çıkabilir. Çünkü laikleşme söz konusu olur. Laiklik varsa akılcılık ve bilimsellik ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Saltanata son verilmesinin inkılaplarından hangilerinin gerçekleştirilmesini doğrudan kolaylaştırdığı ileri sürülebilir. 1 Kasım 1922'de TBMM'nin aldığı bir kararla saltanata son verilmiştir. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize. Halifeliğin kaldırılması olur mu? Tabii ki olur. Çünkü saltanatta olan kişi aynı zamanda halifeydi Osmanlı devletinde, değil mi? Saltanata son verilmesiyle birlikte halifeliğin kaldırılması da kolaylaşır çünkü aynı kişi olduklarından dolayı ve ikisi de yönetimle ilgilidir aslında bakarsanız. Dolayısıyla birinci öncül olur. Tekke ve türbelerin kapatılmasının bu durumla bir alakası olmayacaktır arkadaşlar. Aynı şekilde medeni kanunun kabul edilmesi de saltanatla bağlantılı bir durum değildir. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Türk İnkılabı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde birincide verilen ikinci ortam hazırladığı savunulamaz. Medreselerin kapatılması bilimsel çalışmaların azalmasına neden olmaz arkadaşlar. Medreseler kapandıktan sonra birçok batı tarzı eğitim veren okul açılacaktır. Dolayısıyla bilimsel çalışmalarda devam edecektir elbette. Bu yüzden olmaz. Halifeliğe son verilmesi laik devlet anlayışının gelişmesine tabii ki etki eder. Medeni kanunun kabul edilmesi hukuk alanında birliğin sağlanması aslında tabii ki etkili olacaktır arkadaşlar. Çünkü medeni kanunda evlenme, boşanma, miras gibi haklarda kadın ve erkekler artık eşit hale gelecektir. Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesiyle birlikte okuma yazma öğrenmek kolaylaşacak. Çünkü yeni Türk alfabesinin öğretilebilmesi için millet mektepleri açılacaktır. Saltanatın kaldırılmasıyla birlikte tabii ki cumhuriyetin ilan edilmesi de ortaya çıkar arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. TBMM'nin bu faaliyetinin inkılaplarından hangilerinin kalıcılığını sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir. 3 Mart 1924'te TBMM'nin kabul ettiği bir yasayla Osmanlı hanedanına mensup kişiler yurt dışına sürgün edilmiştir. Peki arkadaşlar bakalım. Saltanatın kaldırılması kalıcı hale gelmiş olur mu? Olur arkadaşlar. Çünkü saltanatta sadece Osmanlı hanedanından kişiler söz hakkına sahiptir. Dolayısıyla onların sürgün edilmiş olması saltanatı kalıcı hale getirecektir. Cumhuriyetin ilan edilmesi yine kalıcı hale gelmiş olur mu? Olur arkadaşlar. Halifelik makamına son verilmesi olur mu? Zaten arkadaşlar Osmanlı hanedanından olan kişiler halifeydi. Dolayısıyla bunun kalıcılığını da sağlamış olacaktır onların sürgün edilmiş olması. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Türkiye'de yaşanan gelişmelerinden hangileri yönetimde çoğulculuğun ve katılımcılığın sağlanmaya çalışıldığının bir göstergesidir? Medreselerin kapatılması yönetimle alakalı bir durum değil arkadaşlar, eğitimle alakalı bir durum o yüzden olmaz. Çok partili hayata geçilmesi olur mu? Tabii ki olur. Çünkü çok partili hayatsa insanlar istedikleri partiyi destekleyecekler ve çoğunluk ne diyorsa o olacak. Dolayısıyla çoğulculuk ve katılımcılık sağlanmış olacak diyebiliriz. Kadınlara siyasal haklar verilmesi de aynı şekilde arkadaşlar. Örneğin sadece erkeklerin siyasal hakları olsaydı katılımcılık sağlanamazdı ve çoğunluğun ne istediğini bilemezdik. E, tabii ki kadınların da siyasal haklara sahip olmasıyla birlikte çoğulculuğun ve katılımcılığın sağlandığını söylememiz mümkün olacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? 1926'da TBMM Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun kabul edilmesiyle birlikte özel teşebbüse sanayi yatırımlarında birçok kolaylık sağlamıştır. Teşvik Sanayi Kanunu özel teşebbüs tarafından yeterince anlaşılamamıştır diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü bu sanayi kanunu sonucunda neler yaşandığı hakkında bize bir bilgi verilmemiş. Sadece TBMM'nin böyle bir destek sağladığı, yani özel teşebbüse sanayi yatırımlarında birçok kolaylık sağladığı söylenmiş. Bu yüzden A ulaşmamız mümkün değildir. Halk endüstrileşme sürecine dahil edilmeye çalışılmıştır diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Çünkü sanayiye teşvik söz konusu bunu yapan da tabii ki TBMM. TBMM'nin amacı arkadaşlar halkı bu sürece dahil etmektir. Bu sayede halka birçok kolaylık sağlamaktır. Bu yüzden 5 şıkkı tabii ki doğru cevabımız olacaktır. TBMM yabancı sermayenin ülke ekonomisinde hakimiyet kurmasına imkan tanımıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, halkın ülke ekonomisinde etkin olmasını istiyor. Maliye bağımsızlığın sağlanmasında Türk vatandaşları rol oynamıştır. Ancak arkadaşlar burada bahsedilen şey devlet desteğidir. Bu yüzden D şıkkına da ulaşamıyoruz. Yani devletin çıkardığı teşviki sanayi kanunuyla birlikte özel teşebbüs canlanmaya başlıyor. Türkiye'nin sanayileşmesi özel teşebbüs yatırımları ile gerçekleşmiştir. Sadece bu yatırımlarla gerçekleştiğini söylememiz mümkün olmayacak arkadaşlar. Tabii ki devletin yapmış olduğu pek çok sanayileşme de söz konusu. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Türkiye ile ilgili durumlarından hangilerinin bu şekilde hareket edilmesini zorunlu kıldığı söylenebilir? 1934-39 yılları arasında birinci 5 yıllık kalkınma planı doğrultusunda ağır sanayi yatırımları bizzat devlet eliyle gerçekleştirilmiştir. Bakalım arkadaşlar yabancı ülkelerde ticaret ofisleri açılması. Arkadaşlar bu durumun bununla bir alakası yok. Yani yabancı ülkelerde ticaret ofisleri açıldı diye sanayi yatırımları da devlet eliyle yapılmak zorunda değildir tabii ki. Bu yüzden olmaz. Özel teşebbüste yeterli sermayenin olmaması olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. Yani halkın elinde yeterli bir sermaye yoksa tabii ki ağır sanayi yatırımları da yapamaz. Dolayısıyla bu durum devlete kalmış olur. Devlet eliyle gerçekleştirilmek durumunda kalınır. Osmanlı dış borçlarının bir kısmının üstlenilmesiyle de ağır sanayi yatırımlarının bir alakası yoktur arkadaşlar. Bu da olmaz. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız 2 yani B şıkkı olacaktır. Türk hükümetinin bu tutumu Türkiye'de aşağıdakilerden hangisini benimsenmediğini gösterir. Türk hükümeti yabancılara ait olan demiryolu, deniz ve maden işletmelerini satın alarak millileştirmiştir. Bakalım arkadaşlar serbest piyasa ekonomisinin uygulanmasını. Arkadaşlar serbest piyasa ekonomisinde ne vardır? Devlet hiçbir şekilde ekonomiye karışmaz. Yani e, devletin müdahalesi söz konusu değildir. Ama yukarıda gördüğünüz gibi birçok demiryolu, deniz ve maden işletmeleri millileştirilmiş. Yani devlete ait olmuş artık. Dolayısıyla serbest piyasa ekonomisi uygulanmıyor diyebiliriz arkadaşlar. Yani serbest piyasa ekonomisinin uygulanmasını benimsememişler diyebiliyoruz. Ekonomik bağımsızlığın sağlanmasını benimsiyorlar arkadaşlar. Türk ekonomisindeki yabancı hakimiyetine son verilmesini tabii ki benimsemişler. Gördüğünüz gibi yabancılara ait olan demiryolu deniz ve maden işletmeleri satın alınmış. Mali kaynakların ulusallaştırılmasını benimsemişler arkadaşlar. Devletçilik ilkesini tabii ki benimsemişler ama serbest piyasa ekonomisini benimsemiyorlar. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Türk iktisat politikasının önemli amaçlarından biri de kamu çıkarlarını doğrudan doğruya ilgilendirecek iktisadi kurum ve girişimlerin mali ve teknik gücün elvermesi oranında devletleştirilmesidir. Peki arkadaşlar bakalım. Sosyal devlet anlayışı Türk iktisat politikası üzerinde etkili olmuştur diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü kamu çıkarlarını doğrudan doğruya ilgilendirecek olan kurumlar e, devletleştirilecekmiş. Peki kamu çıkarlarını İlgilendirecek olan kurumlar sosyal devlet anlayışı içerisine girmez mi? Tabii ki girer. Çünkü sosyal devlet anlayışında halkın ihtiyaçlarının karşılanması söz konusudur. Bu kamu kuruluşları da halkın ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Dolayısıyla sosyal devlet anlayışı Türk iktisat politikası üzerinde etkilidir diyebiliyoruz. Milli ve bağımsız ekonominin kurulması halk tarafından desteklenmiştir. Böyle bir şeyden bahsedilmiyor arkadaşlar. Yabancılara ait işletmeler ülke ekonomisinde etkin hale gelmiştir. Hayır aksine kurumlar devletleştirilmiş. Türk iktisat politikası uygulanma imkanı bulamamıştır. Hayır arkadaşlar böyle bir durumdan da bahsedemiyoruz. Yerli sermayenin olmaması ekonomik politikaların izlenmesini zorunlu hale getirmiştir. Bununla alakalı da bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla doğru Cevabımız A şıkkı olacaktır. Türk hükümetinin çalışmalarından hangilerinin taşımacılık sektörünün gelişmesinde etkili olduğu ileri sürülebilir. Arkadaşlar taşımacılık sektörünün gelişmesi için düzgün yollara ihtiyaç vardır ve düzgün araçlara ihtiyaç vardır ki taşımacılık yapılabilsin. Peki karayollarının yapılması olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. Demir yollarının inşa edilmesi olur mu? Elbette demir yollarıyla da taşımacılık yapılabilir. Meslek yüksek okullarının bu durumla bir alakası var mı arkadaşlar? Tabii ki Yok, dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. TBMM'nin gerçekleştirdiği aşağıdaki inkılaplardan hangisiyle deniz işletmeciliğinin millileştirilmeye çalışıldığı söylenebilir? Arkadaşlar tabii ki kabotaj kanunuyla bu yapılacak. Kabotaj kanununa göre Türkiye'deki bütün sularda yani denizlerde, göllerde vesaire mal ve yolcu taşıma olanı Türk vatandaşlara verilecek. Dolayısıyla denizler millileştirilmiş olacak arkadaşlar. Aşar vergisi zaten tarımla alakalıdır arkadaşlar. Köylülerden alınan ürün vergisidir. Gümrük tarifi yasası yine gümrükle alakalı bir durumdur. Toprak reformu yine tarımla alakalı arkadaşlar. Teşviki sanayi kanunu ise sanayi ile alakalı olacak. Sanayi teşvik kanunudur. Dolayısıyla burada bahsedilen kabotaj kanunu olacaktır.